Ne oluyor lan? Tamam ulan bu kadar korkma. Hep sen bizi ziyarete geleceksin. Bu sefer de biz gelelim dedik. Nasıl girdin lan sen içeriye? Sen bu kapıyı kilitlememişsin. Tabii bu kadar güvenlik varken kilitlememen normal. Ama sizin bu sağ tarafta açıklık var. Orayı güvenlik görmüyor. Orayı söyle bir halletsin. Gel gel. Güzel. Bana zarar verirsen bunu geri verme. Ha, ver lan şunu. Şşş bağırma lan. Baban duyacak manyak. Oğlum sen kafanın içinde et mi var senin? Ne var lan? Manyak mısın sen? Arabayı çalman yanına kalacak mı sanıyorsun? Biliyorum. Teker değse yola ben var ya seni aldırırım ha. Biliyorum biliyorum. Ben de o yüzden geri getirdim. Al kardeşim. Lan ver şunu bak. Ver ver. Tamam. Tamam. Nerede diye sormayacak mısın? Nerede? Şimdi bak buradan, gerçi buradan değil, sen buradan çıkıyorsun. Buradan çıktın, sizin o büyük gereksiz kapı var ya, oradan sağa dön. Bir arazi var, boş. Tamam mı? Başı boş bir arazi. Oraya koydum. Üstünü de açtım. Dikkat etmiş olmasın, bence hemen gitti. Tamam, üstü açıldı. Kabriyoya. Hadi, ben buradan çıkarım, sen merak etme. Ne oldu? Uyandırdın mı çocuğu? Öperek. Yok ya, şaka değil mi? Şaka değil mi? Bu kadarını yapmazsın lan. Oğlum bu kadarını da yapmazsın. Ben babama ne diyeceğim lan? Ne yapıyor lan bu? Toparlayabilir miyim diye bakıyor herhalde. Ben babama ne diyeceğim? Şunun haline bak. Oğlum bu kadarını yapmazsın lan. Bu çocuğun böyle önünde babasını çekip vursan bu kadar üzülmeyebilirdi. Çok doğru seçim yaptın. Ama şimdi uçurumdan atmaktansa böyle preset önüne koyma fikri de senindi. Ben olmasan yapamazdım, sağ olasın. Yani bak, bittim ben. Bunu bir daha yapmayalım. Kesinlikle. Ne hale geldin? Kerem, baba. Ama tek başına yapmış olamaz. Kesin o evrendenin parmağı var bu işte. İbrahim amca bir bilse. Bilecek zaten, bilecek. Sağ ol baba ama artık böyle evrene korumayla falan gözaltı değil, hak ettiğini vermek lazım. Şunun haline bak ya. Ha evren, ha sen. Aynı soyu işte. Siz birbirinize girdikçe zarar eden ben oluyorum. Ama yok. Değmez. Bitti bu mesele artık. Bitti derken? Bitti işte. Sizin ***'le, haydutlukla çarçur ettiğiniz parayı kazanmak için bir ömür harcadım ben, bir ömür. Ama benden bu kadar. Bu işin astarı yüzünden pahalı gelmeye başladı. Hangi işin? Bu sondu. Bundan sonra benden zırnık alamazsın. Oyuncak mı istiyorsun? Çalışır alırsın. Okul mu? Çalışır bitirirsin. Başın belaya mı girdi? Girer yatarsın. Ama baba... Doğru baba. Hayattaki tek şansın baban senin. Baban olmadan bir hiçsin sen, hiç. O yüzden bundan sonra bana baba falan demeyeceksin, anladın mı? Bitti bu iş. Tarafa. Varlık Üniversitesi'ne.
Ya ben bir şey unutmuşum da sen beni burada indirsene. Lan dikkat etsene hayvan! Arabana da sana da üstüm başım berbat oldu ya. Ulan Evren, ulan Evren, yedim seni çocuk. Baba, beyefendi, ne yapıyorsunuz? Kartı yuttu ya. Korunca gelin verecek size. Pardon abi. Açsana oğlum şunu. Açsana lan telefonunu. Konum atacağım, gel al beni. Sınavdayız oğlum, çıkamayız. Yok artık ya. Bu yeter mi abi? Para geçmiyor kardeşim. İçeriden kart bulabilirsiniz. Kart isterseniz. Çok kibarlı kart. Yardımcı olur arkadaşlar. Para yasak. Al işte. Yaz. Al. Sen not tutsan ölürsün değil mi? Çantam patlayacak defterden. Kızım gereksiz dolu çünkü. Mesela bu ne? Bu niye var? Ver şunu ya. Sakin olsana biraz. Sen de beni gıcık etme o zaman Kerem. Sen de kafana göre iş yapma o zaman. Ayrılacaksın o işten. Başka bir şey bulacağız. Allah Allah. Diyeymiş o. Ne iş yaptığını bile bilmiyorum çünkü Ece. Ayrıca geceleri beni idare ediyorsun. Yalan söyletiyorsun bana. Burası İstanbul kızım. Güvenmem ben öyle otel motel. İnan bana oradan daha güvenli bir yer yok Kerem. Sebep? Evren orada çünkü. Sen bu geçen de Evren bir yardım etti falan dedin. Ne o mesele? Mafyayla işbirliği mi yapıyorsun sen artık? Ay saçmalama Kerem ya. Babasının oteli diye söyledim. Ayrıca sen işbirliği yapıyorsun. Bir şey olmuyor, biz yapınca mı oluyor? Kızım ben suç işledim. O da üstünü kapattı. Bu mafyayla yapılabilecek bir şey. Kerem şuna mafya deyip durma ya. Allah. Değil mi? Bir de otel güvenli diyorsun. Ay Kerem inan bana güvenli. Bir daha kimse bir şey yapamaz orada bana. Bir daha bir şey yapamaz derken? Lafın gelişi şöyle söyledim. Ece. Kime diyorum? Beklesene be. Kızım biz aynı eve gitmiyor muyuz? Gerizekalı niye kaçıyorsun? Evet maalesef aynı eve gidiyoruz. Evet maalesef sen benim kardeşimsin. Tek kardeşimsin. Senden daha değerli de kimse yok benim için. O yüzden anlat Ececiğim. Şimdi sakince beni dinle, tamam mı? Tamam. Yalnız fakülteye bir durak daha var. Kabak gibi önünde inecek değiliz herhalde. Tabii, doğru. İki etti bu. Bir kartı verdim gibi şimdi bu. Niye? Kapı kapanacak.
Hepsi manyak. Bir tanesi değil ki, hepsi manyak anasını satayım. Sen şaka mı yapıyorsun? Ciddi misin sen? Keremciğim, bir sonunu dinler misin? Ben başını dinledim, yetti bana zaten. Sen resmen otelde tacize uğramışsın, üstüne bir de kovulmuşsun. Ben sonunu dinlemek istemiyorum. Kim o herif, onu öğrenmek istiyorum. Evren gerekeni yaptı Kerem. Ne yaptı be? Boğuyordu adamı, öldürüyordu neredeyse, yemin ederim ya. Evren. Bana bir açıklama yapmak ister misin? İstemem. Nasıl? Ne nasıl? Evren, partiye gideceğiz dedin. Bir telefon geldi, yolun ortasına bıraktın, gittin beni. Evet, gittim. Geri gelmedin. Gelmedim. Aramadın da. Arayacak mıydım? Açıldıracağım. Tamam, haklısın. Ama ben çok yorgunum. Başım ağrıyor, uykusuzum. Yani kafamın içinde hala pres sesleri, metal sesleri, hurdalıklar falan. Ne? Yani diyorum ki, ben ilişki insanı değilim. İki takıldık tamam ama fazlası yok bende. Sana umut vermek istemem. Anlatabildim mi? Evren! Adam mısın lan sen? Ha? Dur ya. Adam mısın sen? Ha? Arabayı presletmek ne lan? Ha? Arabayı presletmek ne? Dokunma. Ne mı sanıyorsun? Ne olacak dokunursan? Ha? Gebertsene. Yine mi oyun lan ha? Civiliyetsiz. Yine mi oyun oynuyorsun lan? Yine mi oyun oynuyorsun lan? Gebertsene lan! Gebertsene! Hayırdır lan? Ha? Bırak lan! Bırak! Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Biliyoruz. Bırak, iş çıkar, işten biri başlayacağız. Bırak lan! Takın tasmasını. Bu işte bir terslik yok mu? Var. Acaba ne? Niye ağlıyor bu? Takacaklar tasmayı. Bayağı gezegenler çıkmış herhalde çünkü bu paralel evren. Oğlum bırakın lan! Lan bıraksana! Oğlum adam mı öldürdün? Bıraksana lan! Sakin ol, bırakalım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Biliyoruz, her kimliğini. İşten başlatacağız. Kimlik. Al. Al kimlik. Aç abi. Al. İstediğini yap. Ben sana sorarım zaten. Ağzını burnunu kırsınlar. Bunlar evrene güveniyor. Evren bir devirirse hiçbir ayakta kalamaz. Oğlum tamam, halledeceğiz işte ya. Çözeceğiz. Sen bir sakin mi olsan artık? Ha? Ne sakin ol ya? Ne sakin ol? Ne biçim adam lan? İnsanda biraz utanma, arlanma, ağır namus olur ya. Bunda o da yok. Kıza umut veriyor bir de. Hangi kıza? Yani haddini bildirmek lazım. Ondan bahsediyorum. Bitmiş bu da. 5 kuruşsuz kaldık. Okuldan da bir yere gidemiyoruz. Şunu da tazelemek lazım. Alo. Kahve diyorum. Ben mi alayım? Ben mi alayım? Kim alsın ya? Kim alsın? Para yok diyorum. Kart gitti, kart. Aportta olsana. Atsana oğlum elini cebine. Rezil etmeye çalışıyorsun beni ya? Oğlum ne bileyim ya. Sen varken alışık değilim ki hesap ödemeye ben. Alış o zaman. Bu ne alaka lan? Oğlum sen dedin ya, evrenin için adam lazım diye. Ben de çağırdım işte. Adam diye bunu mu çağırdın sen? Selamünaleyküm beyler. Yaz geçmiş olsun. Uzatma lan. Ben birilerini buldum. Güvenilir de tipler. Konuşmazlar ama sağlam bir ödeme yapmamız lazım hem de. Kardeşim, güzel kardeşim. Siz benimle mı geçiyorsunuz? Ben sabahtan beri ne anlatıyorum oğlum? Para yok, para, para. Ya yok Yaz. Sen beni çok yanlış anladın. Ben çözeceğim, ben ödeyeceğim, hiç problem değil. Sen beni affettin ya, ben senden başka hiçbir şey istemem. Affettin mi? Affettin ya oğlum işte, uzatmasana. Affettin. Affettin hani. İyi. Şu işi hallet bakarız. O iş bende, merak etme. Araç var mı lan sende? Var var. İyi, eve bırak beni hadi. Kahve içecektik. Başlarım kahvesine, kahve mi kaldı ya? Ne hallere düştük ya. Hallere düştük. Abi tamam. Siz halledin. Ben sonra ödemesini... Abi. Tek adam. Peki tamam. Yani tek adam ama risksiz değil sonuçta. Tabii.
Evren bu işin peşine düşerse mevzu büyür yalnız. Ya büyürse büyüsün oğlum ya. Kaybedecek neyim kaldı sanki? Yağız, bak araba pederin. Bir şey yapmazlar değil mi? Mahveder sonra beni. Ne oldu lan, korktun mu? Yok, korkmadım da pederin arabası işte. Bir şey olmaz, onları derdi verdi. Rahatız. Ne oluyor lan? Çek sadece. Çek çek. Bu adam benim canımı çok sıkıyor. Ya Rabbim. Hayırdır, yol mu kesmeye başladın şimdiler Uyu Bey? Ne münasebet. Konuşmak istedim sadece. Neyi konuş? Şöyle geçelim lütfen. Nedir? Bunu İbrahim Bey yolladı. Sizin için. Güle güle kullanın. Sebep? Evren Bey ile aranızdaki huzursuzluğa bir son vermenizi rica ediyor. Sadece o değil, ben de bilhassa rica ediyorum. Güle güle kullanın. Buyurun lütfen. Kapansın artık bu mesele Yağız Bey. Artık durun lütfen. Yoksa bu işin sonunda çok canınız yanacak. Ne demek şimdi bu? Üzülürsünüz demek Yağız Bey. Düşündüğünüzden fazla üzülürsünüz. Ne oluyor lan, ne bu araba? Tehdit etmedi lan seni lan. Yani etti galiba. Oğlum ya, bu Evren'le ilgili bir hareket almasak mı? Baksana sıkıntı olacak gibi sanki. Sakın. Aynen devam. Konuşacağım ben. Ne cins adam bu ya? Bu ne lan? İkinci el mi bu? Hallere düştük kardeşim ya. Çalışmıyor musun zaten? Ha? Lan Evren, ulan Evren. Ne yaptın, hallettin mi? Hallettim, hallettim. Yarın gece tamam. Aha. Sen Evren'i konuma götür yeter. Tamam, bulacağız bir yolunu. Sen ne yaptın? Öğrendin mi bu hediyelik araba ne yapmış? Öğreneceğim, öğreneceğim. Haber ederim. Tamam. Baba! Lan adam baba deme dedi ya. Uf, ne diyeceğim ben buna? Raşit. Raşit Bey, bey amca. Raşit usta. Amca, amca. Size baba diyebilir miyim? Kafayı yedik iyice. İbrahim, ben az uğraşmadım. Sözse söz. Tuttuk bitti. Yediği haplar bir değil, iki değil. Tahammül edemiyorum artık. Canım, altını arabasını da verdik ama araba vermekle iş çözülmüyor ki. Zapt edemiyorum artık. Zaman doldu. Söyle bilsinler. Benden bu kadar. Bak, sana borcum baki. Saygım da öyle. Ama 20 yıl oldu. Yetti. Eyvallah, eyvallah. Bilmez miyim? Eyvallah, biliyorum, evet. Evren ne? İbrahim amca ne hala? Ne borcu kapandı buna? Ay başlayacağım gizeminize ya.
gibi o bir araba verdin, o da bozuk çıktı. Yok, senle biz bir konuşalım mı? Böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Hadi. Hadi güzelim. Hadi çiçeğim. Hadi bir tanem. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Yavuz ben. Raşit Bey'in oğlu İbrahim amcayla görüşecektim. Geleceğinizden haberi var mı? Yok birader, sen söyle. Sever o beni, görmek ister mutlaka. Maalesef kendisi şu anda burada değil. Nerede bulurum? Bilgim yok. Kim biliyor? Ruhi Bey'i tanıyor musunuz? Tanımaz mıyım? Tanımaz mıyım? Söyle. Yağız, herifler bekliyorlar. Ne yapacağız Evren'i? Gönderebilecek misin mekanı? Evren'in de mekanını da. Ne? Bekle, bekle. Bekle, ayrılmasınlar bir yere. Haber edeceğim. Şu ne oluyor bir öğreneyim, ne saklıyorlar. Bir öğreneyim, haber edeceğim. Ne bekle. Kim? Ya hadi sus ya. Lan oh be. Nerede? Hoş geldiniz Yağız Bey. Aleykümselam. Ruhi nerede? Ruhi Bey burada değil. İyi, çağır gelsin. Ben... Ara! Ruhi Bey. Ver bana, ver. Alo! Ya sen gel buraya ya da neredesin söyle, ben geleceğim senin yanına. Delirttiniz lan beni sabahtan beri, babam bir yandan, sen bir yandan. İbrahim amcayla görüşeceğim ben, hemen. İbrahim Bey uygun değil şu anda. O zaman sen anlatırsın bana mevzuyu. Neredesin söyle, yanına geleceğim. Bak, sabaha kadar beklerim burada, boş da beklemem. Canım sıkıldıkça ortalığı ayağa kaldırırım Ruhi, beni dellendirmeyin. Öyle tatsızlıklara gerek yok Yağız Bey. Konum gönderiyorum, buyurun gelin. Ne isterseniz konuşalım. Bir numara mı yaz önce, numara mı? Neresi lan burası? Kolay gelsin. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Hadi oğlum ya. Senin arabanın, hadi. Hadi oğlum. Tamam, ben Ruhi gelmiyor, bu gitmiyor. Hadi ya.